sağlıklı, mutlu, güzel bir günden selamlar, sevgiler. Benden size, sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. TRT Türk ekranlarında yine Sağlık Olsun programıyla hep birlikteyiz. Bir saat boyunca bugün hanımlar, özellikle siz ekran başına diyorum, tüm kadınsal sorunlarınız, problemlerinize çareler bulacağız. Kadın doğum uzmanımız Canlı yanımızda bugün. Dolayısıyla eğer ki belki adet döneminde bir dengesizliğiniz var, belki yumurtalıklarınızla ilgili bir sıkıntınız var veyahut başka sorunlar, hiç fark etmez. Gebelik sürecini konuşuyoruz, aynı zamanda gebelikte hipertansiyonu konuşuyoruz. Tüm sorularınızı bekliyorum. 0090 ön kodumuz 505-756, 0273-505-756, 0273 nolu WhatsApp numaramıza hemen mesajlarınızı gönderiniz. Ben de telefonuma gelen mesajları direkt olarak sevgili hocama soracağım. Bugün kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız sevgili operatör doktor Meltem Aksu Sönmezer canlı yayın konuğum. Hoş geldiniz Meltem Hanımcığım. Merhaba, hoş bulduk aslanım. Tüm güzelliğinizle, güzel enerjinizle yine yayınımızdasınız. Çok maşallah. Bugün gebelikte hipertansiyonu konuşacağız. Öncelikle hipertansiyon, yüksek tansiyon diyebiliyoruz ama doğru, yüksek gebelikte tansiyon. Nasıl oluyor hipertansiyon? Nasıl bir rahatsızlık? Şöyle, şimdi gebelikte hiç daha önce hipertansiyon tanısı almamış bir kadın gebe kaldığında, gebeliğin özellikle son evreleri, 28. hafta itibariyle son 3. trimester deriz biz, orada ortaya çıkan hipertansiyon var. Hmm. Ilımlı seyredebilir. Biz buna gebeliğin hipertansiyonu diyoruz. Gestasyonel hipertansiyon. Bir de zaten hipertansiyon tanısı olan bir kadının gebe kalmasıyla kronik hipertansif bir gebelik söz konusu oluyor ki riskli gebeliktir. Hmm. Bu ayrımı 20. gebelik haftasından önce hipertansiyonu varsa hastamızın zaten vardır, kronik hipertansif diyoruz. Eğer ki hiç hipertansiyon tanısı almamış, gebeliğin ilk 20 haftasında tansiyonları normal ama son aylarda ortaya çıkan bir hipertansiyonsa buna da gestasyonel hipertansiyon, gebeliğin hipertansif hastalığı diyoruz. Hmm. Peki arasındaki farklılıklar nedir? Hangisi daha tehlikelidir mesela? Evet, çok güzel soru. Kronik hipertansiyon daha tehlikeli. Yani zaten hipertansiyonu var olan bir kadının gebe kalması direkt riskli gebelik kategorisine sokar, daha sıkıntılıdır. Bir takım ilaçlar kullanıyordur gebelikten önce. Hı hı. Çok fazla gebem vardır benim bu şekilde kronik hipertansif olup da gebe kalan. Gebelikte o kadar zorlanıyoruz ki tansiyonları regüle etmekte. Hı. Yani kardiyolojiyle birlikte yol alıyoruz. Çoğu zaman dahiliye, endokrin, birçok multidisipliner yaklaşmamız gereken bir hasta grubudur kronik hipertansif anneler. Gebelikte hipertansiyon olduğunda, yani hiç tanı almamış bir kadın, hı hı, gebelik sırasında 28. haftadan sonra ortaya çıkan ılımlı yüksek seyreden hipertansiyon da gebelikten sonra çok büyük ihtimal kendiliğinden geçiyor. Eğer ki preeklemsiye, bu gebelik zehirlenmesi olarak bilinir, ha, çevirmezse. Gebelik son dönemde zehirlenmesi de mi çevirebiliyor yüksek tansiyon? Tabii ki, tabii ki. O zaman çok tehlikeli değil mi? Çok tehlikeli. Bizim için çok önemli acillerden, önemli komplikasyonlardan, gebelik obstetrik komplikasyonların en önünde yer alır ki bugün anne ve bebek ölümlerinin baktığımızda, listelediğimizde en üst sıralarda yer alıyor diyebilirim. İlk üçe girer preeklemsi, hipertansif gebelik, gebeliğin hipertansif hastalıkları değil. Yani o zaman gebelik zehirlenmesi yüksek tansiyondan oluşuyor. Ne oluyor tam olarak vücutta? Şimdi gebelik zehirlenmesi halk arasında böyle bir besin zehirlenmesi gibi veya anne karnında bebeğin kaybıyla birlikte bebeğin salgıladığı bir takım mediatörlerin etkisiyle bir zehirlenme olduğu düşünülür hep halk arasında. Evet. Aslında gebelik zehirlenmesi, bizim bu tabirde hipertansiyon gebelikte öyle bir raddeye, duruma gelir ki multi organ yetmezliği dediğimiz tüm organların yetmezliğiyle sonlanan, annenin hayatını tehlikeye sokan, hayati, hı-hı, ciddi anlamda tehlikeye sokan, tabii ki bebeğinde bir tabloya yol açar. Preeklemsi dediğimiz şey hipertansif bir gebe. Hı-hı. Yani daha önceden hipertansiyon hastası olan bir kadın veya gebelikte hipertansif olmuş, hiç fark etmez. Hı-hı. Üzerine eğer protein ürü dediğimiz böbrekten protein, yani idrarla birlikte protein kaçağı, hmm, ama belli bir seviyenin üzerinde olursa, çünkü normalde zaten fizyolojik olarak gebelikte bir protein kaçağı olur. Evet. Belli bir seviyeye kadar normaldir ama belli bir seviyenin üzerine çıktığında protein ürü ile birlikte hipertansiyon gebelikte preeklamps dediğimiz tabloyu ortaya çıkarıyor. Hmm. Bu da şöyle, birçok organa kan gitmemesi gibi tabir edebilirim halk tabiriyle anlaşılabilmesi için. Evet. Dolayısıyla bebeğe de kan gitmemesi, bebeğin de beslenememesi, bebekte gelişme geriliğine yol açması ve çok hızlı bir şekilde HELLP sendromu dediğimiz hem karaciğer yetmezliği hem kanda bir takım medyatörlerin salgılanmasıyla birlikte kan
sayımında, anemi dediğimiz kan hücrelerinin azalması gibi tüm organları etkileyecek, kalbi, beyni etkileyecek, hatta sonunda serebral yetmezliğe giderek komaya kadar giden bir tabloya yol açar. Biz buna gebelik zehirlenmesi diyoruz. Çok önemli olmasının bir sebebi çok hızlı gelişmesidir. Nasıl, bir anda mı gebelik zehirlenmesi ortaya çıkıyor? Bir anda gelişebilir. Yani şöyle bir hastam, hiç unutmadığım bir hastam var. Evet. Çok preeklemsi gördüm, çok eklemsi gördüm ama hiç unutmadığım bir hastam, tamamen normal konuşurken doğuma alalım, NST'de bir takım, NST dediğimiz bundan stres test, bebeğin iyilik halini takip ettiğimiz bir monitorizasyondur NST. Hı hı. Orada gördüğüm bir şüpheli durum, yani bariz bir durum da değil, şüpheli bir durumla sezaryene alsak mı diye düşünürken saatler içerisinde bu bahsettiğim tabloya girip yani saatler içerisinde, dakikalar diyeyim, bebeği aldıktan sonra hastam HELP'e girdi, yoğun bakıma girdi. Yani gözümün önünde 1-2 saat içerisinde gerçekleşti bu olay. Hiç unutmadığım bir vakadır. Tabii bunlar çok nadir olan şeyler. O bulgu neydi mesela? Gözünü korkutmayalım. Tabii o şüphe duyduğunuz şey neydi? Şöyle, tansiyon yüksekliğiyle birlikte bebeğin iyilik durumunda bir düşme görülüyor. Ama haricinde hiçbir şey yok. Kan tablosu gayet iyi, hastanın bilinci iyi, her şey yolunda. Tansiyon da öyle 17, 11, 12 falan değil. Hani 14-9, 15 onlarda seyreden bir tansiyon. Protein kaybı yok. Yani bildiğiniz böyle hafif bir hipertansif gibi seyreden. Şimdi şöyle, tabii ki seyredenleri de korkutmayalım. Evet. Bunlar çok nadir görülen, çok hızlı gelişmesi çok nadir görülür ama gelişebilir. Bu açıdan gebelikte hipertansiyon çok önemli. Evet. Biz rutin tüm gebelerimizin gebelik takibinde her geldiklerinde muayenede hem kilo hem tansiyon mutlaka bakarız. Mutlaka ölçülür değil mi? Ve ben bütün gebelerime, hemen hemen bütün gebelerime, özellikle kilo problemi olanlara, ailede ciddi hipertansiyon, diyabet, genetik yatkınlığı olanlara hep söylerim. Evinizde mutlaka bir tansiyon aleti bulundurun. Artık dijitaller de var değil mi? Evet, çok basit. Ve tabii şöyle, tansiyon ölçümünde doğru ölçüm bilmek lazım. Çünkü koştur koştur bir yerden geldiğiniz, tansiyon baktınız, tansiyonunuz yüksek çıkar. Bu doğru değil. Yemek yediniz, hemen baktınız, yine yüksek çıkabilir. Yemekten bir saat sonra hafif dinlenmiş vaziyette, mümkünse 10-15 dakika dinlenmiş vaziyette tansiyon bakılır. Tansiyon her iki koldan bakılır. Evet. Yani sadece tek koldan bakmak da doğru değil aslında. Her iki koldan bakmakta fayda var. Çok basit. Gün içerisinde 2-3 kez bakın diyorum. Hani herhangi bir şekilde 13-8, 13-8'i geçen 14-9 civarında bir tansiyon olduğunda mutlaka haberleşelim. Diyorum, bu gebelikte rutin yaptığımız şeydir. Bir kontrol zaten. Aynen öyle. Şimdi normalde hipertansiyon olan bir hanım zaten ilaç alıyordur değil mi muhtemelen? Her hastamızda ilaç alıyor mesela. Tabii. Ne olacak? Bu gebelik sürecinde de almaya devam mı ediyor ilacı? Devam edecek ama her hipertansif, antihipertansif ilacı gebelikte kullanamıyoruz. Onları değiştiriyoruz. Gebelikte kullanılabilen bazı antihipertansif ilaçlar var. Onları çoğu zaman da bir kardiyolog konsültasyonu isteyerek. Çünkü bu hastalarımız kalp hastalığı açısından da risk altındalar. Ve gebelik tüm kalp hastalıklarını, kalp kapak hastalıklarını daha da alevlendiren bir süreç. Gebelik maalesef birçok hastalığı alevlendiren bir süreç. O açıdan kardiyoloji ile birlikte yeni bir ilaç dizaynına gidiyoruz. Yine ilaç kullanarak gebelikte tansiyonu regüle ederek gitmeye çalışıyoruz. Çünkü tansiyonun regüle olmaması demek, bebeğin de yeteri kadar kanlanmaması, oksijenlenmemesi anlamına gelir. Bebeğin gelişimi için tabii ki riskli. Tabii ki. Peki hocam, o zaman doğumlara baktığımızda normal doğum biraz daha mı riskli oluyor yüksek tansiyonu olanlarda? Kesinlikle. Sezaryen mi öneriyorsunuz? Elbette, yani daha çok sezaryene gidiyoruz. Çünkü çok acilen bebeği almamız gereken durumlar oluyor. Tansiyonu çok yükselmiş bir hasta, 16-11 düşünemiyorsunuz mesela. O hastada plasenta dekolmanı dediğimiz, tansiyon o kadar yüksek ki artık damarlarda direnç o kadar artıyor. Diyor ki plasenta, yani bebeği besleyen eş dediğimiz organ ayrılabiliyor. Yani plasenta dekolmanı ani, yine biraz önce bahsettiğim gibi çok hızlı annenin ve bebeğin hayatını tehdit eden bir durum. Evet. Öyle bir durumla karşılaştığımızda zaten saati bırakın, dakikalar içerisinde bebeği çıkarmamız gerekir. Tabii. Bu sebeple genellikle sezaryene gider. Preeklemsi, özellikle preeklemsi tablosuna giden zaten sezaryene gider. Gebelik zehirlenmesi. Hipertansif bir hasta, protein kaçağı yok, preeklemsi tablosu yok. Biz tansiyonunu regüle edebilmişiz ilaçlarla. Elbette ki normal doğum yapılabilir. Evet. Mesela diyelim ki önceden bir tansiyon hastası hiç değil hanım ama gebelik sürecinde tansiyonu çıkıyor, hiper gebelik tansiyonu dediğimiz durum. Doğru. Doğumdan sonra bu tansiyon geri gidebilir mi? Yok olabilir mi? Şimdi şöyle, zaten tanım olarak kronik hipertansiyon, gebelik öncesinde var olan ve gebelik sonrasındaki ilk 12 haftada devam eden hipertansiyondur. Gebeliğin hipertansiyonu, yani herhangi bir
kadın, sağlıklı bir kadın, gebe kaldı ama dikkat etmedi, çok kilo aldı, çok şeker, hamuru beslendi, bunlar risk faktörleri. Ha. Sedanter bir yaşamı vardı, çok hareketli olmadı gebeliğinde, sigara içti gibi durumlar ve 32-34. Haftada biz tansiyon problemine karşılaştık. Hmm. Takip ettik, ilaçlarla regüle ettik. Bu hastalarımızda doğumdan sonra ilk 12 hafta içerisinde geçer hipertansiyon. Hmm. Yine normal, eski tansiyonun normal hallerine dönerler. Geçicidir yani. Geçici oluyor. Geçici bir hipertansiyon söz konusu. Ama tabii ki anne adayı orada yine beslenmesine, kendi yaşam kalitesine çok dikkat edecek. Mesela tansiyonu yükseltecek ne olabilir? Fazla tuz tüketimi mi? Siz az önce saydınız ama bir daha bir sayın istiyorum. O bulguları iyice böyle bir yerleşsin beyinlerimize, hanımlarımızın, özellikle gebe hanımlarımızın. Elbette. Şimdi gebeliğin başında zaten beslenme konusunda önerilerimizi söylediğimizde gebelerime ben hep şunu söylüyorum. İnan kaç kilo aldığın ya da estetik görünümün değil beni kaygılandıran. Çok fazla kilo almak, sağlıksız beslenmek, hipertansiyon, şeker hastalıkları gibi metabolik tüm hastalıkları davetiye çıkartıyor ve gebeliği çok ciddi komplike ediyor. Hı hı. Gebelerimiz hep yiyip sağlıksız bir şekilde beslenip iki kişiyim onu da ye bunu da ye devam ederken hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir belirti bulgu yok. 28. haftaya gelmiş, 30. haftaya gelmiş, 20 kilo almış, yiyor, oh ne güzel gebelik de gayet iyi gidiyor. Evet. Ama zaten hipertansiyon, şeker bu komplikasyonlar gebeliği komplike edecek durumlar son aylarda ortaya çıkıyor. Hep derler hocam hiçbir şey yoktu, her şey yolundaydı. İşte yani son gebeliğin her anı önemli ve bu ciddi durumlar hep son aylarda ortaya çıkar. Bu açıdan başından itibaren sonuna kadar dikkat etmek gerekiyor. Beslenmede karbonhidrat yani hamur işleri ülkemizde çok sevilen. Çok seviyoruz hocam. Evet. Hiç ekmek yemezsem doymam diyen bir toplumuz biz. Ama burada da ekmeği çok az ve kaliteli ekmek işte tam buğday ekmeği, çavdar olabilir, köy ekmekleri olabilir. Hı hı. Ve mümkünse sadece kahvaltıda, öğünlerde çok fazla hamur işi tüketmemek lazım bir. İkincisi şeker, hiçbir faydası yok. Yani gebelikte şekerin bir faydası yok. Şimdi buradan aşeriyorlar ama bazılarımız. Ya şöyle, hurma, incir, kuru incir, kuru kayısı, sütlü tatlılar, sütlaç mesela. Evet. Ne güzel bunlar tatlılar. Meyveli tatlılar olabilir. Hı hı. İlla gidip böyle baklavalara, ne bileyim şireli, krem şantili, içerisinde tatlı çikolatalı maddesi olan ürünlere girmemek lazım. Sürekli evet. Tatlı, sürekli tatlı. Yani kaşık kaşık Nutella harika bir şey ama durdurmak lazım kendimizi. İşte şeker, karbonhidrat, biraz da söylediğiniz gibi tuz. Tuzu tamamen kesmiyoruz. Hı hı. Böyle bir yanlış bilgi var. Tuzsuz, hayır tuz da lazım. Biraz ihtiyaç da var değil mi? Evet evet tuz da lazım ama orta miktarda. Yani yapılmış bir yemeğe tuz eklemeyelim. Hı hı. Bu kadar yeterli. Peki, madem öyle hemen sorulara geçiyorum sevgili seyircilerimiz. Tüm kadınsal rahatsızlıklarınızla ilgili bize yazabilirsiniz. Kadın doğum uzmanımız canlı yayın konuğumuz 0095 505 756 0273 WhatsApp numaramız. Kaydedin eğer yapmadıysanız hemen bir soru sorayım. Hipertansiyon hastasıyım demiş. Çok geçmiş olsun. İlaç kullanımım da var. Tüp bebek düşünüyoruz. Ne önerirsiniz? Ne yapmam lazım? Tüp bebeği engel midir? Veya aslında genel olarak engel değil. Nasıl hipertansif bir hastamız nasıl normal gebe kalabiliyorsa tüp bebek tedavisiyle de gebe kalabilir. Yine riskli gebelik olarak takip edilir gebelik takibi. İlaçları ona göre dizayn edilir. Ancak tüp bebek tedavisi hipertansif hastalarımıza engel olacak bir tedavi değil. Rahatlıkla kullanılabilir. Ama riskli gebelik olarak geçiyor değil mi? Şimdi hipertansiyonu olan elbette bir kadının. Tüp bebekle gebe kalan bir kadınla normal bir gebe kalan bir kadının gebeliği arasında bir fark yoktur. Fark yok. Gebelik takibi açısından bir fark yoktur. Hı hı. Tüp bebek riskli bir gebelik değildir. Hı hı. Yani daha doğrusu tüp bebekle elde edilen gebelik diyeyim. Ama hipertansif bir kadın gebe kalıyor. Hı hı. Spontan da gebe kalsa riskli gebeliktir. Tüp bebekle de gebe kalsa riskli gebeliktir. Çünkü hipertansiyon evet. Ortada. Mesele hipertansiyon. Aynen. Peki ben diyor ikizlere hamileyim. Bende düşük tansiyon var. Bunun nedeni ne olabilir? Doğru bir de düşük tansiyonu olanlar var. Acaba ikiz bebekle bir alakası var mı? Düşük tansiyon? Yani hayır şöyle düşük gebelikle alakası var. Gebelikte tansiyon düşer zaten. Ha. Gebelikte kan hacmimiz debimiz artar ama periferik damar direnci düşer. Bu gebeliğe özgü bir durumdur. Gebelerin tansiyonu düşer. Zaten düşük bir tansiyonu varsa hanımın. Daha da düşebilir ama hiç önemli değil. Düşük tansiyon uzun ömürdür bakın. Ha, öyle mi? Düşük tansiyonu biz çok severiz. Hmm. Düşük tansiyon uzun ömürdür. Yüksek tansiyon iyi değildir. Hmm. Düşük tansiyonu yaratacağı tek problem bir anda ayağa kalktınız. Tansiyonunuz zaten düşük. Senkop deriz hani böyle bir ayağa kalkmayla postural bir hipotansiyon olur. Baş dönmesi, soğuk terleme, mide bulantısı derken bayılma hissi ve bayılınabilir işte. Gebelikte tek sıkıntı bu. Bayılıp da gebenin düşmesini istemeyiz. Evet.
O nedenle az az sık sık yiyin, sürekli su için, bol sıvı tüketin ki tansiyonunuz çok düşmesin deriz. Hmm. Ama düşük tansiyondan hiç korkmasınlar, bu iyi bir şeydir. Mesela tansiyon yükseltici, işte kahve olsun, çay olsun, bunları daha mı öneriyorsunuz düşük tansiyonlulara? Hayır. Yok. Düşük tansiyonu gebelik tolere eder. Gebelik süreci zaten düşük tansiyonla giden bir süreçtir. Evet. Öyle olması gerekir. 7, 4, 8, 6 mesela bir gebenin tansiyonu 9, 6, 9'a 5 olur. Hı hı. Bu normaldir. Çok çok düşük gibi geliyor ama değil. 11, 6, 11 son trimester'da, son 3 ayda biraz artar, işte 12, 8'leri oralarda görürüz ama gebenin ilk 2 trimester'a zaten düşüktür. Bu tansiyonumu yükselteyim diye bir şey sakın yapılmasın. Hı hı. Düşük tansiyon iyi bir şey. Normaldir gebelik. Yani. Aynen hı hı. öyle. Ama ayran içilebilir. Tuzlu ayranlar yazın çok terlediysek, çok sıvı kaybettiysek olabilir. Burada en önemlisi su kaybı olmaması. Gebelikte su çok önemli. Bu biraz önce bahsettiğim gebelik zehirlenmesi de aslında susuzluk çok ciddi tetikler. Öyle mi? Su önemli. Hmm. Bir gebenin günde en az 2,5 litre. En az 8-10 bardak su içmesi gerekiyor. Hmm. Sıvı tüketme. Yani sıvı derken de bunu lütfen çay olarak algılamasınlar. Çayı sıvı gibi. Evet, o da bir sıvıdır ama suyun yerini tutmaz. Hı hı. Ortalama dediğim gibi 8-10 bardak su. Maden harika. Suyunu tavsiye ediyor musunuz? Maden suyu evet kesinlikle tavsiye ederiz ancak hipertansif hastalara olmuyor. Hı. Hipertansif hastalarda tansiyonu artırıcı etkisi var. Ama tansiyonu regüle bir gebe için günde en fazla 2 maden suyu öneriyoruz. Peki, sorularla devam ediyorum. Epilepsi hastasıyım demiş, çok geçmiş olsun. Doktor normal doğum yapamazsın, ölüm riskin var dedi. Epidural yapmak zorunda kaldım. 8 yaşında oğlum maşallah. Şu an ikinci bebek için çok korkuyorum. Hamilelikte nöbet geçirirsem bebek oksijensiz kalabilir ve engelli olabilirmiş. Ne önerirsiniz diyor. Yani şimdi, bir çocuk doğurmuş, ne güzel sağlıklı anladığım kadarıyla 8 yaşında, evet, ne diyorsunuz epilepsi, hocam? Epilepsi gebelik açısından çok önerdiğimiz, daha doğrusu çok dikkat edilmesi gereken bir hastalık. Hı-hı. Çünkü doğum eylemi sırasında nöbet geçirenler oluyor. Benim başıma geldi. Evet. Doğum eylemi sırasında nöbet geçirdi, bebek kaldı orada. Yani çok sıkıntılar olabiliyor nöbet geçirdi. Burada önemli olan nöbet geçirmemesini sağlamak. Yani çok sıkı bir nöroloji takibiyle gitmek lazım. Hı hı. Tabii her ilacı da kullanamıyoruz gebelikte. Her antiepileptik ilacı kullanamıyoruz gebelikte. Çoğu kontraindike, yani kullanılmaması gereken ilaçlar. Bu açıdan konvizyonların, yani nöbetlerinin regüle edildikten sonra, güzel bir ilaç tedavisi regüle edildikten sonra gebe kalması önemli. Gebe kaldığında da çok sıkı takip, ama ne olursa olsun tüm bunlar başımıza gelebilir. Evet. Konvizyon sırasında bebek oksijensiz kalabilir. Anomaliler olabilir. Bunların önüne geçilemeyebilir. Hı hı. Bu risklerle gebeliğe adım atmaları gerekir. Aslında şanslıymış sevgili seyircimiz. Bir evlat sahibi olmuşsunuz. Aynen. İşte ikincisinden çok korkuyorum diyor. Böyle aynen. bir riske çok girmekte. Çok haklı. Epilepsi çok riskli. Bilmiyorum. Evet. Allah bağışlasın. Bir evlat evet. sahibi olmuşsunuz. Doktorunuzu tekrar bir danışın diyelim. Merhabalar demiş, benim hamile olmadan önce tansiyonum 12-8, 11-8 falandı. Hamilelik kontrollerimde 11-6 ve 11-7 ölçülmüştü. Düşük bulup şaşırmıştım. Gebelikte düşermiş. Çok iyi bu değerler dediler. 2 hafta sonra 13-8 ölçtüler ve bu değeri yüksek dediler. Bugün yine 13-8 ölçüldü. Sizce bu yükseklik devam ederse bebeğimde bir problem oluşur mu? Bu yükseklik devam ederse bebekte bir problem oluşmaz. 13-8'lerde devam ederse bebekte bir problem oluşmaz. Hı hı. Ancak daha da artarsa çok sıkı takip edilmesi lazım. Bu gebemizin günlük en az 3 defa yemekten bir saat sonra dinlenmiş vaziyette tansiyonlarını ölçüp not etmesi lazım. Ve doktoruna bu takip çizelgesiyle gitmesi lazım. Bir. İkincisi bol sıvı tüketmesi lazım. Üçüncüsü yürüyüş yapması lazım. Hı hı. Hem yürüyüş hem oksijenlenme açısından çok önemli. Beslenmesine çok çok dikkat etmesi lazım. Yani karbonhidrat, tatlı, tuz, bu üç beyaz der ya büyüklerimiz, çok evet. doğru söylerler. Bu üç beyaza çok dikkat etmesi. Bol sebze, bol protein ve bol sıvı gıda tüketmesi lazım. Yürüyüşte dediğim gibi çok önemli ama en az 8-10 bardak su içmesi lazım. Bu şekilde 13-8'lerde seyrettiğinde gebeliğin geçici hipertansiyonu, yani gestasyonel hipertansiyon grubuna girer ki zaten doğumdan sonra kendinden geçer. İlaç bile kullanmaya gerek kalmaz. Hmm. Bırakın çocukta bir sıkıntı olmasın. Evet. Ama tansiyonlar yükseldikçe 15-11'lere özellikle geçtiğinde o zaman ilaç tedavisine geçmek gerekir. Ama bu şekilde bir sıkıntı olmaz. Hı-hı. Yakın takip gerekiyor bu evet. gebemize. Peki hocam, mesela sadece yüksek tansiyonu alan gebeler mi zehirlenme yaşayabilir? Gebelik zehirlenmesi, yoksa başka hastalarda, başka belki kronik rahatsızlığı olanlarda da böyle bir gebelik zehirlenme riski var mı? Yok ya, şöyle gebelik zehirlenmesi dediğimiz distemine intravasküler koagülasyon deriz, dik deriz biz. Dik tablosuna sokan birçok hastalık var tabii ki ama biz gebelik zehirlenmesi
dediğimizde akla preeklampsi gelir. Yani mutlaka hipertansiyon ve mutlaka proteinleri olmak durumundadır. Bazı gruplarında, çok nadir gördüğümüz bazı gruplarında hipertansiyon olmuyor, çok hafif seyrediyor. Hmm. Çok ılıman seyrediyor. Bazılarında proteinleri çok ılıman seyrediyor ama hipertansif hastalar için kullanıyoruz bu gebelik zehirlenmesi tanımını. Peki. Sevgili seyircilerimiz, sorularınıza devam ediyorum. Hemen tekrar WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. Size 0095057560073 WhatsApp numaramız. İyi günler demiş. Selamlar, sevgiler bizden. Doktor hanımı, sizi devamlı izliyorum. Çok güzel bir program demiş. Teşekkür ediyoruz. Ben 3 doğum yaptım. 40 yaşındayım. Affedersiniz, idrarımı tutamıyorum. Tedavisi var mı doktor hanıma, sorabilir misiniz demiş. 3 doğum, normal doğum yapmış anladım. Muhtemelen değil mi? Hı-hı. Normal doğum sonrasında en sık karşılaştığımız sıkıntılardan biri klinikte idrar kaçırma. Evet. Normal doğumlar zor olduklarında, özellikle iri bebek, ters doğumlar gibi, anneyi çok zorlayan ve urogenital sistemde sarkmalara yol açan durumlar maalesef. Özellikle de menopoza yakın, menopoz sonrası dönemde kas tonusunun da azalması, vücudumuzdaki kolajenin de azalması, sarkmalar semptomatik olmaya başlıyor. Yani idrar kaçırma problemleri. Hı-hı. Özellikle öksürürken, hapşırırken, zorlandığınızda, ağır bir şey kaldırdığınızda idrar kaçırma şikayetiniz varsa, çok yeni modern tıbbın harika ameliyatları var. Sabah yapıyoruz, akşam evine gönderiyoruz hastamızı. Tedavisi ameliyat. Ancak böyle bir durum yok ama ben tuvalete yetişemiyorum. Hmm. İdrara geldiğini fark ediyorum ama tuvalete yetişemiyorum. İşte bunlar biraz da ürolojinin konusuna geliyor. Bunların ilaç tedavisi mümkün. Hmm. Ama bizi ilgilendiren kısmı özellikle normal doğum sonrasında stres inkontinans diyoruz. Yani bir stres haliyle öksürme, hapşırma, zorlanmayla olan idrar kaçırmaları ameliyatla çok yüz güldürücü sonuçları var. Anladım. Yani ikisinin arasında bir fark var o zaman. Yani tuvaletim geliyor, tutabiliyorum tabii, ama tabii tuvalete yetişemiyorum ayrı. Ayrı. Veya hapşırma, işte öksürmede idrar kaçırıyorum ayrı. Aynen öyle. Bazen de mix dediğimiz ikisinin de birlikte olduğu tablolar var. Evet. Yani. O zaman siz oradaki toparlayıcı etkiyi yapıyorsunuz ameliyatlarda değil mi? Ameliyat, askı ameliyatları yapıyoruz. Askı. İdrar kesesinin altından çok küçük minik iki delikten girerek böyle idrar kesesinin altına bir meş, dokuyla uyumlu, vücutla uyumlu bir meş yerleştiriyoruz. O meş zamanla eriyor. Eridikçe yukarı kaldırıyor. Hmm. Zaman geçtikçe bu şikayet daha da azalıyor. Çok yüz güldürücü sonuçları var. TOT ameliyatı deriz, transobturator tape ameliyatları. Başka birçok ameliyat da var. Yine laparoskopik askı ameliyatları var. Yani karından robotik cerrahi, robotik demeyeyim de laparoskopik kapalı yöntemle girip yukarı astığımız, karın içerisinden astığımız ameliyat, birçok ameliyat var. Hmm. Ancak biz klinikte en çok TOT ameliyatını yaptığımız için ben ondan örnek verdim ama. Çünkü oradaki kaslarda mı bir gevşeme oluyor? Tabii ki. Hem kaslarda, hmm, hem tonusta, hem anatomik olarak sarkıyor idrar kesesi. Hmm. Vajina sarkıyor. O bölge, pelvik bölge, uterus yani rahim, ön tarafında idrar kesesi, arka tarafında bağırsak vardır. Olduğu gibi sarkabilir. Hmm. Rahim olduğu gibi sarkabilir. Rahime asma ameliyatları da var. Onlar da var. Evet. Hı hı. Yani zor doğumlar, çok sayıda yapılan doğumların en çok yaptığı klinik sıkıntı bunlar işte. Evet. Yani urogenital sarkma, rahimin sarkması, bağırsağın fıtıklaşması, idrar kesesinin sarkması ama tabii ki toplumda en sık görülen idrar, hı hı, idrar kaçırma. Çünkü çok genç bir hastamız, yani 40 yaşında bir anne ama yine de sarkmalar olabiliyor bir, doğumla ilgili. Tabii ama 3 doğum, bir, hı hı, tane zor doğum bile sebep olabilir. Hı. Bir tane uzamış doğum eylemi bile buna sebep olabilir ki hanımefendi 3 doğum yapmış. Evet. Kim bilir ne kadar zordu o doğumlar. Değil mi? Tabii. Yani böyle bir şikayeti var. Annelere sormak lazım. Aynen. Gerçekten kolay doğumlar olmuyor. Merhabalar demiş, ben 39 yaşındayım. 4 aylık hamileyim. 2 defa grip oldum bu süreçte ve tansiyonum 9.5 ve 7.4 olmuştu. Bu sıkıntı olur mu acaba? Ayrıca uyku problemim var. Geceleri yatamıyorum. Nasıl uyumalıyım? Şimdi gebelikte uyku problemleri çok fazla olur. Çünkü gebelik annenin çok yeni bir döneme hazırlandığı bir süreç. İçsel kaygıları, genetik aktarımların hepsinin ortaya çıktığı bir süreç ki bunun zaten en önemli geri bildirimini de doğusalık evresinde görüyoruz. Hmm. Uykusuzluk problemi varsa benim önereceğim semptomatik tedaviler yasemin çayları, papatya çayları, gece yatmadan önce bir magnezyum çok güzel uyutur veya kefir, ayran gibi süt ürünleri tüketilebilir. Hmm. Ancak zeminde bir psikolojik problem varsa
bir anksiyete varsa yeni bir bireye geliyor. Annelik yapabilecek miyim, yetebilecek miyim? Bu anksiyete ve kaygılar için bir psikolog desteğini öneririm ben tabii ki. Ama gece özellikle 10 saat 10'da yatakta olmak önemli. Çünkü gece 11'de ve gece 2'de bu saatlerde melatonin hormonu salgılanır. Bizim vücut ritmimiz bu şekilde ayarlanmıştır. Evet. Melatonin hormonundan faydalanmak. Sonrasındaki uyku ritmimiz açısından hem de antioksidan etkisi vardır. Gençleştirici hormon derler melatonine hatta. Melatoninden faydalanmak için ben hep gece 10'da yatağınıza yatın, kitabınızı ellenin. Kitap okurken mutlaka uyku gelir. Evet. Kitabınızı okurken yani yasemin çayı içebilirsiniz diyorum. Pasiflora gibi bitkisel şuruplardan faydalanabiliyor yine gebelerimiz. Yatmadan bir saat önce de bir magnezyum tableti veya bir saşe su içerisine karıştırıp bunlar uykuya daha eğilim yaratan semptomatik tedavilerdir. Ama asıl kaygı, anksiyete bir psikolojik destek gerektirebilir. Peki, madem öyle güzel bir döneminiz olsun efendim. Bu hamilelik dönemi 4. aydasınız. Şifa ile sağlıkla evladınızı kucağınıza almak nasip etsin yaradan. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. 2 dakikalık bir ara sonrasında efendim Meltem Hanım'la yine sohbetimize devam edeceğiz. Siz o arada ne yapıyorsunuz? Sorularınızı bize gönderiyorsunuz. 0090 ön kodumuz 505-756-0273. Az sonra buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın. Ve kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Sevgili seyircilerimiz, tüm kadınsal rahatsızlıklarınızı bize yazın. Tekrar WhatsApp numaramızı hatırlatayım ben. 0095 505 756 0273 dolu WhatsApp numaramıza sorularınızı gönderin. Az sonra tüm sorularınızı hepsini tek tek okuyacağım. Ama ondan önce bir Skype bağlantımız var. Onu gerçekleştirelim. Hep birlikte Hollanda Lahey'e bağlanalım. Çok sevgili dahiliye uzmanımız Doktor Necla Bektur canlı yayın konuğumuz. Böbrek yetmezliğini konuşacağız. Ciddi bir rahatsızlık mı? Ne gibi riskleri var? Hepsini soralım bakalım. Hoş geldiniz Necla Hanımcığım yayınımıza. Hoş buldum Aslı Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Herkese öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkürler. Size de iyi Ramazanlar olsun inşallah. Hemen böbrek yetmezliğini konuşalım. Nedir böbrek yetmezliğini? Çok duyuyoruz halk arasında ama nasıl bir rahatsızlıktır? Böbrek yetmezliği öncelikle çok ciddi bir rahatsızlıktır. İlk önce böbreğimizin fonksiyonu ne? Onu bir ele alalım. Böbreğimiz idrar yolu ile aslında vücudumuzdaki bütün atkı maddeleri atan bir organımızdır. Ve bunun yanı sıra tansiyonumuzu dengeler, kan oluşumunda katkı sağlar ve kemiklerimizin hani güçlü olmasına da katkı sağlar. Bunu nasıl yapar? Vücuttaki bütün işte minerallerin dengesini tutarak katkı sağlayan bir organımızdır. Böbrek yetmezliği ise böbreğimizin fonksiyonunun hani %15 ya da altına kadar düşmesi demektir aslında. Evet. Yani bayağı ciddidir. Peki neden olur böbrek yetmezliği? Tam olarak ne oluyor orada? Böbrek yetmezliğin çok çeşitli nedenleri olabiliyor ve hani kısa zaman için çok fazla nedenlerine çok derine geçemeyeceğim. Ama global olarak böbreğin kendisinde bir sorun olabilir. Yani böbrek rahatsızlıkları var çeşitli. Ya da uzun süre şeker hastalığından dolayı böbrekte hasar olabiliyor. Hipertansiyondan dolayı böbrekte hasar olabiliyor. Ya da ilaç kullanımından dolayı böbrekte hasar olabiliyor. Ve böbrekten sonra mesela idrar yollarımızda ki taşlar olabiliyor. Taşlar idrar yollarını kapattıktan sonra böbrek yetmezliğine yol açabilir. Ya da bir tümör bu şekilde yapabilir. Yani çeşitli nedenleri olabiliyor. Evet. Ama en çok görünen nedenleri şeker, tansiyon ve böbrek hastalıkları diyebilirim. Peki böbrek yetmezliğinin bir çaresi var mıdır? Veya işte bu hastalığa yakalanların bir geri dönüşü oluyor mu? İlk önce nedenine çok iyi bakılması gerekiyor. Eğer hani kanımız ölçüldüyse ve böbreğimizde gerileme varsa
Bunun nedeniyle çok iyi bakılması gerekiyor ve bir hekim gözetiminde kalınması gerekiyor. Mesela şeker hastalığı böbreğimizin gerilemesine yol açtıysa o zaman şekerimizin çok iyi dengede tutulması gerekiyor. Bunun yanı sıra hipertansiyonun tedavi olması gerekiyor. Ve eğer bir böbrek hastalığı buna yol açıyorsa böbrek hastalığının tedavi edilmesi gerekiyor. Ama böbrek yetmezliğinde şöyle bir şey var. Mesela bir insan hipertansiyonu vardır, ilaç kullanır ve bunun yanı sıra bir yeri ağrıyordur, ağrı kesici kullanır. Böbrek yetmezliğinde her türlü ağrı kesici kullanması önermiyoruz. Yani sadece belirli gruplar var. Diğer gruplar ise böbrek yetmezliğini daha fazla yapar. Yani daha kötü yapabiliyor. Bunun için hani bütün kullandığımız ilaçlarda ve günlük yediğimiz gıdalarda da hekime danışmak çok önemli oluyor. Öyle mi hocam? Mesela hangi ağrı kesicileri şimdi tam ilaç adı vermeden kullanmaması gerekiyor? Böbrek yetmezliğine yol açabilir diye bir böbrek hastası mesela. Bunun ya Hollanda'ca ismi şey diyoruz biz. Şey grubu. Ya ilaç adı da vermem. Söyleyin şey olarak Hollanda'ca aspirin, deyin. Hani aspirin grubu ağrı kesiciler mesela. Aspirin grubu da olanlar, bunlar ya bunlar daha fazla böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Aynı anda mesela hipertansiyonda kullanılan ilaçlarla beraber kullanıldığında, mesela böbreğe giden damarları etkiliyor ikisi ve böbreğe daha az sıvı gitmesini sağlayarak daha fazla zarar verebiliyor mesela. Ve diğer çeşitli grup ilaçlar da var. Mesela bazı mide koruyucuları çok fazla kullanıldığı zaman o da böbrekte hasar yapabiliyor. Ama bu mesela onun o mide koruyucusunun çok çok fazla görünen bir yan etkisi değildir. Dediğim gibi ama böbrek yetmezliğinde en önemli şey nedeni ne? Bunun çok iyi araştırılması gerekiyor. Tedavisine erken başlanması gerekiyor ve kullanılan ilaçlar ya ve de mesela tuz kullanımına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çok fazla tuz kullanımı böbrek yetmezliğinde mesela sıvıyı dışarı atamıyoruz. Böbrek yetmezliğinde daha fazla vücuttaki sıvı birikmesine neden oluyor. Bu ne yapıyor? Gitgide insanların bacakları şişiyor ve ciğerler su topluyor. Bu aslında diyalize kadar gidiyor bu şekilde. Ve böbrek diğer şeyleri de atamıyor. Mesela potasyumu atamıyor. Fosfat atamıyor. Bu neye yol açıyor? Bu kaslarımızın gerilmesine yol açabiliyor. İleriki safhada ritim bozukluğuna yol açabiliyor. İnsanların daha çok mesela uykulu halde olmasına yol açabilir. Sersemlik, uykulu hal bu tarz şeylere yol açabilir. Hiç bakılmadığı sürede. Anladım. Hocam o zaman bunun bir tedavisi var böbrek yetmezliğini. Çünkü son safha herhalde diyalize gitme. Diyalize gitmeden evet. Ne gibi ilaçlar kullanıyor hastalar bu anlamda? Bir dakika. Görüntünüz gitti ama şimdi birazdan görürüz. Burada böyle bir kafa vardı. Geldiniz mi? Kusura bakmayın. Evet buradayım. Değil, kusura bakmayın. Araya başka bir şey girdi. Kusura tamam. Bakmayın. Teknolojik aletlerde böyle. Skype bağlantıları evet. Bir geliyor bir gidiyor. Evet, kusura bakmayın. Siz anlatın, bir buyurun hocam. Böbrek yetmezliğinde vücudumuzdaki toplanan suyu atmak için veya da diğer işte potasyum fazlalığı, fosfat fazlalığını, diğer minerallerin fazlalığını atmak için diyaliz uyguluyoruz. Diyaliz nedir? Aslında vücudumuzdaki kanı bir makineye bağlayıp hani orada temizletip tekrar vücudumuza aktarmaktır. Ama bu bir böbrek yetmezliğinin tam tedavisi değildir. Bu böbrek fonksiyonumuz %15 demiştim. Yani %15'in altında olunca böbrek yetmezliği. Bu aslında böbreğimizin aynı konumda kalmasına devam ettiren bir alettir. Yani bunun tedavisi değildir. Eğer devam ederse böbrek yetmezliğimiz ve diyalizde de devamlı diyaliz de çok önermiyoruz. Mesela 10 sene, 15 sene diyaliz çok ağır bir dönem. Ya bunun aslında tedavisi nedir? Ya böbrek naklidir. En son tedavisi böbrek naklidir. Eğer böbrek yetmezliğine kadar hani giden yolda tedavi edilmezse diyaliz bundan sonra nakildir. Ama ondan önce mesela böbreğimizin %15 fonksiyonuna düşmeden önce o zaman çok tedavi yöntemleri vardır. Yani çeşitli ilaçlar
şekerimizi dengeleyen ilaçlar, tansiyonumuzu dengeleyen ilaçlar ve eğer bir böbrek hastalığımız varsa hani bunu dengeleyen ilaçlar, bunları kullanmak çok önemlidir. Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı Necla Hanımcığım. Çok öpüyorum sizi. Lahya'ya çok selamlar, sevgiler bizden. Bizden de bol selamlar, sevgiler. Hayırlı günler diliyorum aslanım. Teşekkür ediyorum. Size de iyi günler diliyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, stüdyomuzda operatör doktor Meltem Aksu Sönmezer var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kendisi. Tüm sorunlarınızı, kadınsal sıkıntılarınızı bize yazınız. WhatsApp numaramızı tekrar hatırlatıyorum. 0090 ön kodumuz 505-756-0273 nolu numaradan WhatsApp üzerinden bana sorularınızı direkt olarak yollayabilirsiniz. Hatta hemen devam edelim hocam sorularla. Çok fazla sorumuz var çünkü. Merhabalar demiş, polikistik over sendromluyum ve ilaç kullanmadan adet olamıyorum. Nasıl gebe kalabilirim? Bu polikistik over de çok duyduğumuz bir şey hocam. Çok duyduğumuz. Evet, toplumda çok fazla görülüyor zaten. Evet. Polikistik over hastalığı aslında tam olarak sebebi bilinmese de genetik yatkınlığı olduğunu düşündüğümüz bir hastalık. Doğuştan gelen bir durum bu. Polikistik over dediğimiz şey de normalde her kadının yumurtası her ay düzenli adet siklusunda, siklus dediğimiz bir aylık adet döngüsünde adetin ortasında yumurtlama olur ve eğer spermle karşılaşırsa, döllenme de olursa gebelik elde edilebilir ama sperm yoksa normal şekilde erir ve tekrar yeniden bir adet döngüsü başlar. Bu 28 günlük bir süreçtir. Her 28 günlük süreçte bir yumurtlama ovülasyon söz konusudur. Sağlıklı doğurganlık dönemindeki her kadında. Ancak polikistik over sendromlu kadınlarda, özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Polikistik over demek çok fazla yumurtalıklarında folikül olan, folikül kisti olan demektir. Ama polikistik over sendromu hem bu çok fazla overinde çok fazla folikül olan görünüm artı adetlerin gecikmesi, düzensiz adet olması, 2 ayda 3 ayda bir adet olması, bazen aylarca adet olmayabilir. Artı ilerleyen vakalarda tüylenme, erkek tipi kıllanma ve yüzde akne sivilcelenme gibi androjenik hiperandrojenemi dediğimiz erkeksi bulgular ortaya çıkar. Bu bir hormonal bozukluk sebebiyle olur. Bu hastalarımızın yumurtlama problemi vardır. Yumurtlama problemi olduğu için o 28 günlük siklus tamamlanmaz. Uzar işte 2 ayda 3 ayda bir adet görme söz konusu olur. Adet görüldüğünde de çok yoğun kanamalar olur. Burada ana problem yumurtlama problemi olduğu için de elbette ki gebelik elde etmekte sorundur. Bir kısırlık sebebi midir? Evet denilebilir ancak tedavisi mümkün. Nasıl oluyor tedavisi? Şöyle, polikistik over sendromda biz yumurtlama, asıl problemin yumurtlama olduğunu bildiğimiz için yumurtlamayı biz kendimiz dışarıdan sağlıyoruz. Yani folikülleri büyütüp belli bir büyüklüğe geldiğinde onları dışarıdan çatlatma iğnesi yaparak yumurtlamasını sağlıyoruz. Ve o yumurtlamadan sonra yaklaşık 36 saat içerisinde aşılama yapabiliyoruz veya spontan ilişki önerebiliyoruz veya tüm bunlara dirençli bir hastamızda tüp bebek tedavisi öneriyoruz. Tüp bebek tedavisiyle gebe kalma ihtimali en yüksek gruplardan biridir polikistik over hastalığı. Neden? Yumurtalıklar sağlam diye mi? Aynen, yumurtalıklar çok fazla yumurta rezervi var diye. Yumurta rezerv sıkıntısı yok polikistik over hastalarında. Evet. Yani ben hep şöyle açıklıyorum. Kasada para çok ama anahtar yok, açıp parayı alamıyoruz. İşte o anahtar yumurta çatlatma iğnesi, biz çatlatıp açıyoruz ve çok fazla yumurta elde ediyoruz polikistik over hastalarında. Çok fazla yumurta. Avantaj. Elbette ki avantaj ama tabii ki yumurtanın kalitesi çok daha önemli. Her ne kadar çok sayıda yumurta elde etsek de sonuç itibariyle çok kaliteli embriyolara ulaşmak mümkün mü? Her zaman değil ama rezerv sıkıntısı yok bu hastalarda. Bu sebeple kesinlikle gebe kalma ihtimali yüksek, başarı oranı yüksek gruptadır polikistik over hastaları. Polikistik over hastalarına bir önerim olacak. Evet. Şöyle, polikistik over hastaları adet göremedikleri için adet gecikmesi nedeniyle doğum kontrol hapları kullanırlar, bir takım hormonal tedaviler kullanırlar ki düzenli adet görelim diye. Ancak bu hastaların genetik olarak şeker hastalığına yatkınlığı vardır. Bu sebeple bu hastalara hep şunu söyleriz. Kilo vermen lazım, kilo vermen lazım. Beslenmeye dikkat etmen lazım ve insülin direnci varsa insülin direncini kıran ilaç tedavileri hem yumurta kalitesini artırıyor hem de o yumurtlamayı sağlayarak düzenli adet görmelerini bile sağlayabiliyor. Benim hiç tedaviye gerek kalmadan kilo verdirerek kendiliğinden gebe kalan birçok hastam var. Polikistik over tanısı olan. Evet, o zaman önce kilo verilecek.
Ondan sonra? Body mass index ideal kiloya geleceğiz. Hı-hı. Şekerden hamurdan uzak duracağız. Ben hep aynı şeyi söylüyorum ama önemli demek ki. Çok önemli. Özellikle bu polikistik over hastalığı insülin direnci olduğu için bununla tamamen bağlantılı bu yumurtlama problemi. Onu kırdıklarında illaki yumurtlama geri dönecek demiyorum ama mutlaka olumlu bir etkisi oluyor. Peki. O zaman kolaylıklar diliyorum. İnşallah gebe kalabilirsiniz siz de. Gönlünüze göre olsun. İyi yayınlar demiş bir diğer seyircimiz. Bende kansızlık var diyor. Hamile kalamıyorum. Bir keresinde kaldım. Boş kese oluştu. Ne yapmam lazım sizce? Boş kese oluşmuş. Boş gebelik. Boş gebelik. Boş gebelik şöyle. Anneden 23X gelir. Babadan 23X veya Y gelir. Birleşir 46XX veya 46XY olur. Bu gelen... Anneden ve babadan gelen kromozomlardan bir tanesinde eksiklik oldu mu bebek oluşamıyor, fetus oluşamıyor ve gebelik oluşuyor, bir gebelik var ama eksik gelen kromozomlar nedeniyle tam bir gebelik elde edilemiyor. Biz keseyi görüyoruz ama bebeği göremiyoruz. Büyüyor kese, sonra kendiliğinden ya düşer ya da biz küretaj tahliye ile rahim içerisini temizlemeyi öneririz. Neden olur bu? Bu tamamen genetik bir doğal kaza diyeyim, trafik kazası gibi düşünün. Yoksa anne babanın genetiğinde mi bir sıkıntı var ayrı ayrı? Olabilir. Araştırma. Şimdi bir tane olmuş bir light doğum deriz, boş gebelik. Hiçbir önem arz etmez. Hı-hı. Ama 2, 3, 4 gebelik kayıpları varsa annenin ve babanın genetik yapılarına bakmak lazım. Kanda Hı-hı. genetik analiz ile. Ancak kansızım dedi hastamız. Evet. Kansızlık buna sebep olmaz. Öyle bir şey yok. Hamile kalamıyorum diyor. Kansızlıktan dolayı mı acaba? Çok ciddi bir anemisinin olması lazım. Yani hematolojinin el attığı, hematolojinin değerlendirdiği bir anemisi olması lazım ki gebe kalamasın. Yoksa kansızlık bir infertilite kısırlık sebebi değildir. Kansızlığı düzelttiğinizde aslında normal bir şekilde hamile kalabilir. Kansızlığın sebebini de bilmek lazım. Aha. Sebebi nedir? Bir genetik hastalık mı? Bir talasemi mi? Yani bir Akdeniz anemisi, majör talasemiler. Bunlar ciddi hastalıklar. Sürekli kan takılması gereken hastalıklar. Hematoloji hastalarıdır bu tarz durumlar. Ama kansızlık tek başına muhtemel demir eksikliği anemisi... Ülkemizde en sık görülen anemi biliyorsunuz. Kadınlarımızın çoğunun, bizlerin de demiri düşük. Böyle bir toplumuz. Demir eksikliği anemisi çok sık görülür ama mesela bu bir kısırlık sebebi değildir. Sebebi değildir. Aslında her şeyde bir hayır var. Yani boş kese oluşması, çocuğun oluşamamasında da bir hayır vardır. Çünkü kromozomlarda bir rahatsızlık var diyor. Belki de daha ciddi rahatsızlıklı bir evladınız olacaktı değil mi? Yani devam edemez o zaten. Devam edemezdi. Devam edemeyecek bir gebelik. Evet, sağlıklı bir gebelik olmayacaktı. Her şeyin hayırlısı inşallah. Hamile kalabilirsiniz. Tetkiklerinizi güzelce bir yaptırın demiş olalım. Merhabalar demiş, ben 20 haftalık gebeyim. Çok sık boğaz enfeksiyonu geçiriyorum. Geçmeyen öksürük ve mide yanmam var. Öksürükten bir şey olur mu bebeğe? Doktora gittim, ilaç veremeyeceğini söyledi. Bu dönem hepimiz hastayız. Herkes hasta. İki de hastalıklar 2-3 hafta sürüyor. Ya evet, sürüyor, geçiyor, sonra hemen tekrar ediyor. Evet. Pandemiden sonra zaten bunu çok sık görmeye başladık ama şöyle, gebelikte multivitamin takviyesi almak çok önemli. Multivitamin takviyesi, multivitaminler, immün sistemimizi desteklediği için bu gripal enfeksiyonları çok minimal yaşıyoruz bir. İkincisi egzersiz çok önemli. Yani açık havada yürüyüş, oksijenlenmek çok önemli. Kendimizi gripten koruyabiliriz. Bu önemli. Bu şekilde yani. Koruyabiliriz. Bu mesela tablet şeklinde mi? Yani suya atılıyor ya. Bu multivitaminlerden olur mu kastediyorsunuz? Multivitaminler zaten gebelerimize direkt gebeliğin başında. Ama böyle bir yaygın şey var. Folik asit alınıyor ama multivitamin alınmıyor. Tüm vitaminler, D vitamini özellikle mesela Ankara gibi güneşi çok görmediğimiz yerlerde. Kapalı bayanlar mesela, güneşi çok göremeyen kişiler. Mutlaka D vitamini takviyeleri çok önemli, immün sistemi destekliyor. İmmün sisteminiz çöktüğü anda gripal enfeksiyonlar hücum ediyor bize. Evet. Burada uyku saati, erken yatmak, erken kalkmak, multivitamin takviyeleri almak, yürüyüş, düzenli egzersizler yapmak ve beslenmemize özellikle vitamin, protein ağırlıklı beslenmek. İşte et ve süt ürünleri, sebzeler, bol sebze, mevsim sebzesi, mevsim meyvesi, süt, kefir, ayran immün sistemi destekler. Aralarda böyle kuru incir, kuru kayısı, hurma gibi kuru yemişler önemli. Haftada bir iki kez bakliyat çok önemli, nohut, fasulye, mercimek, bezelye. Bunlara dikkat ederek bir beslenme şekli bizi gripal enfeksiyonlardan daha çok koruyacaktır. Ama grip olduk, ne yapacağız? Evet. Öksürüğümüz var, ne yapacağız? Sürekli öksürecek, tabii ki ilaçlar var. Gebelikte kullanabileceğimiz ilaçlar var. Öksürüğü söktürecek ilaçlar var. Artı öksürük neden oluyor? Sinüzitten mi, faranjitten mi, laranjitten mi? Bunu bir KBB, kulak burun boğaz uzmanının değerlendirip reçete yazdığında biz kadın doğum hekimleri o reçete uygun mu değil mi? Uygun değilse ona uygun
gebelikte kullanılabilecek reçeteyi yeniden düzenleyebiliyoruz. Hı hı. Yani aylarca öksürmek, aylarca bunu çekmek durumunda değil bir gebemiz. Elbette ki tedavi çözümleri var. Doktora ilaç yazmamış, muhtemel alerjik zeminliyse, alerji nedenli bir öksürükse yazmamıştır. Hı. Ama onun için de şeyler, soğuk hava buharları çok faydalı olur. Soğuk hava buharı. Tabii. Ha, enteresan. İlk defa duyuyorum hocam alerji için. Alerji, özellikle alerjik larenjit, böyle köpek havlar tarzda öksürükler vardır ya. Hmm. Soğuk buhar çocuklarda da mesela çok önerir çocuk doktorları. Hmm. Çok faydası var tabii ki. Peki, devam ediyorum. Sorularımız bayağı çok birikti. Demiş ki hamileyim, TSH değerim 86 çıktı. Deprem dolayısıyla teşhis ve tedaviye başlama biraz gecikti. Şu an 4. aydayım ve ancak 4,5 değerine düşebildi. İlk 3 ay çok önemli diyor doktorlar ve zeka geriliğine sebep olur dediler. Ve bizi çok etkiledi bu durum. Bu kesin mi acaba? Bu zeka geriliğinden korkmuş herhalde annemiz, anne adayımız. Şimdi TSH bizim için gebeliğin ilk 3 ayında 2,5'un altında olmasını isteriz. Ne değeri bu? Sonra tiroid. Tiroid dominant hormon. Hı-hı. Tiroid bebeğin metabolizması, zekası gibi birçok şeyi etkiler. Çok önemli bir hormon. Hı-hı. Gebenin en başında gebelik rutinleri içerisinde baktığımız en önemli değerlerden biridir. TSH'ın her türlü 2,5'un altında olmasını isteriz. Hı-hı. 86 muazzam yüksek bir rakam. Evet. Yani TSH'ın 86 olması çok ciddi bir rakam. Bebeğinin etkilenme ihtimali çok yüksek. Öyle mi? Evet. İşte şimdi 4. aydaymış, 4,5'a düşürebilmişler. 4,5'a düşmüş ama ilk 3 ay çok önemli. Hmm. Yani gebeliğin ilk 3 ayı bebeğin tüm organlarının, organogenezinin tamamlandığı dönemdir ki endokrin ve riskli gebelik bir perinatoloğun takibinde olması gerekiyor bu hastamızın. Ama anladığım kadarıyla tüm riskleri zaten farkındalar ve biliyorlar, bilinçliler. Evet. Yani ciddi sıkıntılı bir durum. Evet, maalesef. Kolaylıklar diliyorum. Yani iyi bir şey söyleyemedim ama TSH 86 çok çok ciddi yüksek bir değer. Yüksek. Çok yüksek yani. Hani keşke hemen başında, gebeliğin başında bakabilselermiş. Evet. Ama tabii ki %100 bir sorun olacak mı? Elbette ki %100 diyemeyiz. Sadece risk çok yüksek. Evet, anca onu doğumda görebileceğiz değil mi? Zeka doğumdan sonra hatta. Doğumdan sonra. Doğumdan sonra bebek büyüdükçe. Peki devam ediyorum. Merhabalar demiş, ben polikistik over hastasıyım. 38 yaşındayım. 27 haftalık hamileyim. Şeker yüklemesi yaptırdım. 50 gram şeker yüklemesi yaptırdım. 147 çıktı. Tekrar şeker yüklemesi yaptırmamı istiyorlar. 100 gram tekrar yaptırmalı mıyım? Neden tekrar istenmiş burada acaba? Şöyle, 147 bizim için cutoff 135'tir. 130 bile olabilir. Cutoff'un üstünde riskli bir değer 147 ama çok ılımlı, çok ılımlı. Böyle bir durumda 100 gram veya 75 gram OGTT glikoz tolerans testiyle daha ayrıntılı bakmak istiyoruz ki gebelik şekeri tanısını koyabilmemiz için. Bu hastamız çok büyük ihtimalle gebelik şekeri, gestasyonel diyabet, yani bir insülin gereksinimi olmayacak, korkmasın, endişelenmesin. Aha. 100 gram OGTT'sini yaptırsın, çok büyük ihtimalle gestasyonel diyabet tanısı konulacaktır ve sadece diyetle regüle olacaktır. Hmm. Yani biz 15 günlük bir diyet uyguluyoruz. Şekere özellikle dikkat ederek ve bazı mesela havuç, hiç akla gelmez ne kadar faydalı ama havucu bile bazen kısıtıyoruz çünkü şekeri kan şekerini artırabiliyor. Bu tarz gebelik şekerine özgün bir uygun programla, beslenme programıyla 15 gün sonunda bir açlık ve tokluk kan şekeri bakıp regüle oldu mu olmadı, regüle olduysa bu diyette doğuma kadar devam ediyoruz. Peki. Yani bu hastamızda çok büyük ihtimal tek başına diyet yeterli olacaktır. Peki, çok endişe etmesin. Hafif bir yükseklik aynen, var aynen, dediniz. Aynen geçecek. Peki. Merhabalar diyor, 35 yaşındayım. 10 yıl önce zor doğum yaptım. Rahim sarkması oluştu. Rahim tamamen dışına çıktı zamanla. 4 ay önce ameliyat oldum. File şeklinde bir askı yöntemiyle yanlara asıldı ama rahim yeniden düştü. Ağrılarım hiç geçmedi. Çok zor bir süreç geçirdim ve geçiriyorum. Yani yanlış işlem mi yapıldı acaba? Ameliyat mı yanlış yapıldı? Doktor rahmi almalıyız diyor. Ne yapmalıyım? Çocuk düşünmüyorum. Kaç yaşında? 35 yaşında. Ay, çok da gençmiş. 10 yıl önce zor doğum yapmış ve acaba 10 yıldır bu rahim sarkmasını mı yaşıyor? Sonradan mı sarkma oldu bu yıllar gitgide içerisinde? Gitgide sarkmıştır. Gitgide sarkmıştır. 4. evre dediğimiz rahimin artık dışarı çıkması çıkımdan çok tehlikelidir. Burada yaş genç olunca tabii ki asma ameliyatı yapılmış. Asla ameliyat hatası veya doktor hatası değil. Hmm. Asma ameliyatları %100 başarılı olacak diye bir kaide yok. Çünkü orada takdir edersiniz ki ciddi bir organ, ağırlığı olan bir organ dışarı çıkıyor ve siz onu meşlerle yanlara asarak tutmaya çalışıyorsunuz. Bir yer çekimi kuvveti var. Yeteri kadar, çok da ağır, bazı uteruslar ağırdır, büyüktür, kişiden kişiye değişir. Ortalama bir şeyi vardır, gramajı vardır ama
tutmayabilir, düşebilir. İşte böyle bir durumda rahime alalım, bundan kurtulalım demiş olabilirler ama şöyle yöntemler var. Laparoskopik olarak karından küçük küçük deliklerle girip içeriden asmak, yani karın içerisine asmak bu kişide rahim almadan önce düşünebilir. Çünkü çok genç, yazık olur rahiminin alınması. Değil mi? 35 belki ileride bir çocuk daha düşünebilir. Böyle evet, bu şekilde doğum yapabilir mi? Biraz böyle askılı rahimle. Sezaryen olur. Sezaryen. Ya da ameliyat boşa gider, tekrar sarkar. Ha. Tabii ki doğum yapabilir. Doğum yapabilir. Tabii normal bir rahim duruyor, sağlıklı tabii bir rahimse. Tabii ki doğum yapabilir. Hı-hı. Ama o ameliyat boşa gider. O yine sarkar çünkü. Evet. Sezaryen olursa öyle bir riski de almaz. Ama laparoskopik askı ameliyatlarıyla bu kişiye çözüm olabilir. Rahimi kurtulabilir yani. Orada askıyı nereden tutturuyorsunuz hocam? İçten. Karın içerisinden girip rahim sarkmasıydı bu hastamızın. Hı-hı. Rahimin yan ligamentlerini karın içerisindeki ligamentleri asıyoruz. Asıyorsunuz. Aynen. O daha az riskli, o zaman düşmesini... Yine düşebilir. Yine düşebilir. Tabii onda ki. Bir şey, tabii ki. Garantisi tabii yok. Ki. Tabii ki. Peki. Madem öyle, sorularınız akıyor. Merhabalar demiş, 25 yaşındayım, 13 haftasındayım gebeliğimin diyor. Ne güzel, 13. haftasındayım demiş. Ve 2 gün önce dışarıda yemek zorunda kaldım. Aç olduğumdan dolayı da tuzlu falan bakmadan yedim açıkçası ve sonra çarpıntı başladı bende. Eczanede ölçtürdüm, yüksek çıktı ve son 2 gündür de çarpıntım geçmedi. Dışarıda tek öğün yemek bu kadar etkiler mi insanı? Acaba hassasiyetim mi fazla? Tuzdan dolayı mı yoksa neden acaba? Yani çarpıntı? Şöyle, bir anda çok fazla yemek yemiş olabilir. Bir anda çok hızlı yemiş olabilir. Hmm. O şeyi kalpte aritmiye sebep oluyor. Yani tansiyon yüksekliği değil de kalp çarpıntısından bahsediyor, evet. Değil mi? Evet. Varsa bir zemin, yani kalpte ekstra odak deriz. Ritim bozukluğuna yol açacak bir ekstra odak varsa kalpte, bunlar gebelikte tetiklenir. Hmm. Hiç bir şikayet olmayan bir kişi gebelikte tamamen taşikardi, çarpıntıyla kardiyoloğa göndeririz. Çok sık görürüz bunu. Hı hı. Muhtemel öyle bir durum. Tuz değil de orada sanırım çok hızlı ve bir anda yemiştir. Ya çok açtır, bir anda yemiştir. Evet. Ya da çok porsiyonu fazla yemiştir. Onunla birlikte tetiklenmiş ve o aritmi devam ediyor olabilir. Mutlaka bir kardiyoloğa görünsün. Görünsün, çünkü 2 gündür bu çarpıntım geçmedi diyor. Evet. Geçmişler olsun diyelim. Merhabalar, 4 aydır kabızlık ve kansızlık için tedavi görüyorum. En son yoğun akıntı sebebiyle kadın doğuma DRNA'ya gittim demiş. Doğum doktoruna demiş herhalde. Polip tespit edildi. Polip kansızlık kabızlık yapar mı? Her polip alınmalı mı? Bu bağırsakta olan polipler mi Şimdi bahsediyor? Şimdi polipler hocam? Bağırsakta da olabilir. Rahim içerisinde, rahim ağzında da olabilir. Polip her yerde olabilir. Nazal polip, burunda, boğazda polip olabilir. Hı-hı. Polipler genellikle iyi huyludur ama kötü huylu da olabileceği için düşük bir ihtimalde olsa biz polip gördüğümüzde almak isteriz. Hı-hı. Yani muhtemel bu hastamızın kansızlık sebebi yapan bir polibi var. Çünkü polipler özellikle rahim içerisinde, büyük polipler ciddi kanatır. Hı-hı. Adet dönemlerinin süresini uzatır, miktarını artırır. Bu sebeple onları almak isteriz. Hem kansızlığa yol açmasın diye hem de çok küçük bir ihtimal, kötü bir hastalık riski taşır. Tüm polipler alınmalıdır bu sebeple. Peki. Merhabalar, çikolata kistim var. CA125 diyor. Testim 65 çıktı. Ne yapmalıyım? Ameliyatla hem yumurtalık hem de rahim alınmalı dediler. 39 yaşındayım. Daha yine çok gençmiş. Yok yok, hayır, rahim hastamız alınması. Şimdi 39 yaşında genç bir hanımefendi ve CA125'i 60'lı yerlerde çıkmış. Çok tipik çikolata kistidir. Hı hı. Endometrioma dediği. Çok tipik olarak CA125'i ılımlı şekilde yükseltir. Çikolata kistleri iyi huylu tümörlerdir. Hı hı. Kanser değil, kötü bir hastalık değil. O yüzden rahimin alınması gibi durum gereksiz. Önermem. Hı hı. Çok çok aşırı şiddetli ağrıları olan, hayat kalitesi artık bundan dolayı çok müzdarip hastalarımız var. Belki onlar da önerilebilir. Ancak 39 genç yaş. Özellikle doğurganlığı devam eden ve çocuk istemi olan kişilerde biz çikolata kisti varlığında ameliyat öncesinde yumurtalarını dondurduktan sonra ameliyatla, hı hı, kistin alınmasını öneriyoruz. Sadece kistin, rahimin değil. Anladım. Çikolata kistleri çok yapışık kistler olduğu için ameliyatları biraz sıkıntılı olabiliyor. O yüzden rahim alınmasını öneren klinikler olabilir, hata, hı hı, değil. Ama benim önerim, 39 yaşında genç bir bayan. Bu sebeple sadece kisti çıkarılabilir çok tecrübeli ellerde. Rahim alınmasına gerek yok diyorsunuz. Bunu da altını çizelim. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Meltem Aksu Sönmezer canlı yayın konuğumuz oldu. Sizi tekrar bekliyoruz hocam. Çok fazla soru aldık. Çok yine teşekkür ederim. Gibi. Her zaman gelirim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz, geldik yine bir programın sonuna. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpüyorum sizi. We'll be right back.
Thank you.